Beşiktaş Konya deplasmanından 1-0 mağlup dönerek devreyi Trabzonspor'un tam 18 puan gerisinde kapattı. Aslında hikayesi olan bir maçtı. Siyah beyazların iyi oynayan bir takıma karşı, güçlü bir rakibe karşı eksikleri ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya çıktı. Tartışmalı bireysel performanslar vardı. Elbette hakem Mete Kalkavan'ın da yönetimi ayrı bir tartışma konusuydu. Yine her zaman olduğu gibi stat'tan fotoğraflar var, rakamlar var, istatistikler var. Ve tabii ki Beşiktaş'ın bundan sonra ne yapacağını da konuşacağız. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş'ın Önder veri yönetiminde başladığı o iyi seri, iyi futbol, puan toplama hali Konya'da sona erdi. Neden sona erdi? Hemen başlayalım. Beşiktaş bir kere klasik dizilişi ve klasik sistemiyle sahaya çıktı. Yani 4-1 onların önünde yine ayrı bir dörtlü ve ileride Batshuayi tek. Bu zaten Beşiktaş'ın Önder Hoca ile beraber oturmuş bir sistemi oldu. Yani Pjanic'i orada tek tutmak ve Joseph'le ön tarafta Oğuzhan'ı kullanmak Önder Hoca ile başlayan bir alışkanlık oldu Beşiktaş'ta. Bunun dışında ideal 11'de belli olmuş vaziyette. Elbette Rozier cezalı olduğu için burada Umut oynadı ki Umut'un da iyi oynadığını, Umut'un kötü oynamadığını, Umut Meraş'ın kötü oynamadığını sol bek olması rağmen sağda çok da sırtmadığını söyleyebiliriz. Konya Spor ligde ikinci sırada ve buraya elbette tesadüfen gelmediğini gösterdi. Oyun anlamında çok dengeli bir takım olduğunu belirtelim. Ligin en çok koşan ilk 3 takım arasında yer alıyor Konyaspor. Ligin en az pozisyon veren yine takımları arasında yine Konyaspor var. Bunun dışında kendi sahasında son 16 maçta mağlubiyeti olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Son 4 maçta da gol daha yememişler. Yani bunların hiçbirisi tesadüf değil. Koyen Spor'un İlhan Palut yönetiminde çok ciddi ve inşa edilmiş bir oyunu var. Neden bu kadar etkili Konyaspor? Spor? Fiziken güçlüler. Ya kondisyon anlamında öyle Klasik Anadolu takımı gibi yorulan, kapanan bir takım değil. Çok koşan, çok fazla koşan bir takım. O yüzden de Beşiktaş'ı zorlayacağız. Zaten çok belliydi Bunun dışında çok ciddi bir kadro istikrarı var. 8 oyuncusu bu akşamki yani maçta ilk 11 çıkan 8 oyuncu geçen sene takımda olan oyuncular. Yani öyle her sezon sil baştan yapıp 5 tane, 6 tane, 10 tane oyuncu getirip böyle e, orada takımın hüviyetini değiştiren bir iş yapmak yerine istikrarı tercih ettiği için oyuncular birbirini çok iyi tanıyor ve bu da pas oranlarına oyuna yansıyor. Bu da önemli tabi kadro istikrarı. Bunun dışında sağ içinde de en önemli marifeti İlhan Polat'un alanı daraltmak. Fotoğraflar gelsin. Yaklaşık 35-40 metrelik bir alanda oynamayı tercih ediyor Konyaspor Oyunu sıkıştırıyor ve uzun paslarla etkili olmaya çalışıyor. Hucum ederken de kendi sahasını beklerken de bakın mesafelere ikinci fotoğrafta gelsin. Hep böyle az mesafe var. Yani oyunu öyle 100 metre falan oynamıyorlar. Oyunu bayağı bir daraltıp rakibinde o alanda pas yapmasını engelleyip topu kapıp isabetli uzun paslarla etkili olmaya çalışan ve bunu da başaran bir takım var. Dolayısıyla Beşiktaş Konyaspor'un Spor'un bu oyununa aslında karşılık verdi ama önemli olan tabii karşılık vermek değil sonucu alabilmek o sonucu alamadı. İlk yarıda Konyaspor o her zamanki oyununa rağmen aslında Beşiktaş tehlikeli pozisyonları bulan takımdı. İki tane önemli pozisyon buldu. Biri Batu Şua ile Karambol'de atamadı. Biri Oğuzhan Çaprazdan girdi atamadı. Bu iki tane önemli pozisyonu Beşiktaş değerlendiremedi. İlk yarı sona erdiğinde hemen gelsin istatistikler. Şimdi %43 Konya Spor, 57 Beşiktaş. Topa hakim olan taraf Beşiktaş'tı. Pas yapan takım Beşiktaş'tı. İsabetli şut Konya Spor 7'de 1. Beşiktaş 5'te 4. Burada da Beşiktaş'ın üstünlüğünü görüyoruz. Şut sayısı Konya'nın daha fazla ama isabetli şut sayısı Konya'nın 1, Beşiktaş'ın 4. Sadece Konyaspor'un ortalarda 18 ortası, Beşiktaş'ın 4 tane var. Yani genel anlamda oyunun gidişatı anlamında Beşiktaş'ın etkili olduğunu ve ligin en iyi takımlarından birine karşı iyi mücadele ettiğini ilk yarıda çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak bu tabii ki sonucu alamamak Beşiktaş'ı biraz geri etti. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi kondisyonu çok fazla olan bir takım, çok fazla koşan bir takımdan bahsediyoruz. Bunun dışında baskı yapmayı seven, kolay kolay rakibinin çıkmasına izin vermeyen bir takım ve bu baskıyı göz sepe gibi yapmıyor. Yani 90 dakika boyunca çok böyle rakibin kendi kalesi önünde yapmıyor. Tam tersine biraz daha orta sahanın gerisinde yaparak bu baskıyı daha dengeli bir oyun oynuyor Spor ve ikinci yarıda da bu baskısını sürdürdü. Elbette Beşiktaş'ın bu dakikalarda ikinci yarı itibariyle yorulduğunu söyleyebiliriz. Can girdi, Güven girdi ki Beşiktaş'ın çok da fazla artık hocanın elinde çok da fazla önder kareveli burada bu değişikliklerle ilgili eleştirecek halimiz yok. Çünkü çok fazla yine böyle bir opsiyon falan yok. Bir sürü silah yok. O yüzden de bu değişiklikler çok yanlış değişiklikler değildi. Konya Spor yine oyunu daralttı. Yine uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş yorulduğu için biraz daha fazla oyunu verdi. İlk yarıda 43-57 idi. İkinci yarıda 54-46 oldu. Oyun biraz daha Konya geçti. Biraz daha topla oynamaya başladı Konya Spor. Burada da gördüğünüz gibi şut oranları olsun. Topla buluşma olsun rakip ceza sahasında ve gol beklentisi anlamında yine Beşiktaş'ın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani rakamlara yansıyan şey Beşiktaş'ın oyununun en azından gole yönelik oyununun daha etkili olduğu yönünde ama Beşiktaş sonuç alamadı. Şimdi oyuna baktığımız zaman ben Konyaspor gibi diri ve güçlü takıma karşı Beşiktaş'ın iyi mücadele ettiğini, önemli pozisyonlar bulduğunu ve oyun anlamında geride kalmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu tip maçlarda rakip bu kadar güçlüyken, rakip bu kadar dirençliyken, rakip bu kadar sertken bu tip maçlarda golü atacaksın. Beşiktaş'ın burada bir kez daha forvet sorunu bir kez daha gündeme geldi. Yani Batshuayi'nin bir türlü içeriye atamıyor olması ki bunu daha önce konuşmuştuk. Arkasında bir forvet olduğu zaman daha etkili olur. Güven Yalçın girdi ama bu sefer onu yapamadı. Çünkü Larin'in yerine girdi hem de Coin Spor o önleme almıştı. Batshuayi yine tek kaldı ve burada tek başına bir forvet gücü olamadığını bir kez daha gösterdi. Asla Batu Şahin bir Abu Bakar değil. Yani öyle bir silah değil. O tarz bir oyuncu değil. Ve Beşiktaş gol atamayınca ki diğer isimlerde de bir bitirme problemi var. Beşiktaş'ın bu sezon genel anlamda aslında bitirme problemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gol atabilecek isimlere baktığınızda işte Gezal geçen hafta attı ama bu sezon bir türlü skora doğru düzgün katkı sağlayamadı. Lerin en golcü isim gözüküyor. Batu Şahin bitirici forvet değil. Oğuzhan bitirici forvet, bitirici orta saha değil. Yani golcü orta saha değil. Pjanic golcü orta saha değil. Josef golcü orta saha değil ve iş tamamen Batshuayi'ye sıkışmış vaziyette. Geçen sezon bu işi Abu Bakar yaptı, Larin yaptı. Bu sezon olmuyor. Gezal yaptı. Bu sezon olmadı bu işler. O yüzden de hani Batshuayi'nin gol atamama durumu bütün takımı etkilemiş vaziyette. Pozisyon da buldu. Elbette Gezal'ın Üst üste iki tane direkten dönen topu vardı. Onlarda büyük bir şanssızlık vardı ama genel anlamda Beşiktaş bir türlü istediği pozisyonları bulamadı. Batshuayi eleştirirken Batshuayi'nin çok fazla pozisyona giremediğini de ifade edelim. Çünkü Beşiktaş orta sahası iyi değildi. 9 tane kayıp yaptı Oğuzhan Özyakup. 10 tane kayıp yaptı Miralem Piyaniş. ve Josef'in de zaten çok fazla oralarda bitirici bir orta saha olmadığını asist yapan gol atan Fenerbahçe attı ama o taze bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Batshuayi iyice yalnız kaldı ve yalnız kaldığı zamanda o beceriyi sağlayabilecek bir oyuncu değil. O yüzden de Beşiktaş yakaladığı fırsatları gole çevirebilince golü yedi. Yani genelde öyle olur zaten. Eğer çok fazla bu tarz bir rakibe karşı beklerinden daha fazla pozisyon bulabiliyorsan ve atamıyorsan bir şekilde golü yersin ve öyle de oldu. Gol de her zamanki gibi Son haftalarda hep olduğu gibi, son dönemde hep olduğu gibi Vida'nın bence çok ciddi hatası vardı. Vida düşürebilirdi. Vida düşürseydi maç büyük bir ihtimalle 0-0 bitecekti. En azından Önder Hoca geldikten sonra 2 galibiyet kendi sahanda. Fenerbahçe deplasmanı 1 puan, Konya deplasmanı 1 puan. Çok kötü bir hani berbat bir dönemden sonra kötü bir performans olmayacaktı. İyi bir performans olacaktı ama Vida orada kart görmedi. Bu sezon Beşiktaş'ın başına 2-3 kez geldi. Yani savunma oyuncuları kart görmesi gereken yerlerde kart görmekten korkuyor, çekiniyor ve bu yüzden de Beşiktaş puan kaybediyor. Bir de orada çok ciddi hatalıydı. oyuncu düşürmesi lazımdı. 3,5 milyon euro kazanan bir oyuncu da böyle 2-3 maçta bir abuk subuk hatalar yapamaz. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ona göre de bir sözleşme teklif etmek belki de hiç etmemek lazım. Bunu da söyleyelim. Tabi bunun dışında bir de garip bir hakem yönetimi vardı. Ben biliyorsunuz analiz videolarında özellikle hakemlere girmiyorum. Yani çünkü herkes hakem konuşuyor. Yorumcular konuşuyor, hakem yorumcuları var, sosyal medya konuşuyor. Çok fazla o işlere girmek istemiyorum ama Mete Kalkavan'ın yönetimi belki skora etki etmedi diyebilirsiniz. Yani penaltı yok, işte ne bileyim offside yok, sayılmayan gol yok, o yok bu yok ama genel anlamda futbolu takip etme anlamında, o pozisyonları takip etme anlamında kararları gerçekten de çok sıkıntılıydı. Çok bariz fualleri görmedi, çok bariz pozisyonları es geçti işte çok alakası mesela Vida'nın belki skoru etki etmedi diyoruz ama Vida'nın sarı kartı olmasa belki düşürür de oyuncu. E Vida'nın sarı kartı, ilk sarı kartı çok komik. Yani takım kaptanı olarak geliyor, itiraz ediyor. Sen niye geldin itiraz etmiyor. Bunlar futbolun içinde olmayan şeyler. E Gezel'a puan fualler var çok fazla. E Pjanić resmen dayak yemiş. Hatta ben de bir tweet attım. Adam dayak yer gibi çıktı. Yani oyundan çıkarken 2-3 yeni birden tutuyordu. Bu kadar fazla sertliğe müsamaha etmeyebilirdi. Bunları genelde takdir haklarını o tarzı kullanmadı. Hakem performansını ben beğenmedim. Ben maçı etki et, oyuna maça değil ama skora değil belki ama oyuna çok net bir şekilde hakemin de etki ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki buradaki maçlar bu tarz maçlar bu kadar sert maçlar bu kadar güçlü ve Kondisyonu sağlam 16 maçtır kendisi aslında yenilmeyen bir takıma karşı yakaladığın zaman atacaksın. Beşiktaş'ın bu sezonki zaten çok büyük problemlerinden bir tanesi. Forvet'ten beklediği katkıyı alamadı. Orta sahadan Alex'e çok güveniyordu. Alex'ten beklediği katkıyı alamadı. Gezal iyi niyetiyle bayağı bir mücadele ediyor. Oynuyor aslında ama bitirici olmadığı zaman o da oyundan düşüyor. Ve o da çok fazla skora katkı sağlayamıyor. Larin sezon başında goller atıyordu. Onun da sözleşme problemi bir türlü sona ermedi. İmzalayacak mı imzalamayacak mı? Larin de düşmüş vaziyette. E senin yedek forvetin Kenan Karaman zaten tam anlamıyla... Skandal bir performans sergiledi. Hiç bekleyeni veremedi. bütün e tüm bunlar birleştiği zaman bir de karşıda bu tarz bir rakip olduğu zaman atamadığın zaman bu iş böyle oluyor. Kazanamıyorsun. E bir de tabii ki hakemin izin vermesiyle adeta dayak yiyen bir Beşiktaş futbol takımı vardı. Yani çok faalle oynadı ki futbolda var. Ben faalle oynadı karşı değilim aslında. İngiltere falan bayağı sert oynanıyor ama çok bariz fualler vardı artık. Yani sert oynamakla faalle oynamak arasında biraz fark var. Konyaspor'un sert oynamasına ve faalli oynamasına müsaade etti hakem Mete Kalkılan. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki önemli olan aslında biraz da bunu konuşmak lazım. Bence artık lig tamamen bitmiş vaziyette. Süper Kupa var ve Türkiye Kupası var. Beşiktaş'ın ona göre ve tabii ki ikincilik mücadelesi var. Beşiktaş ne yapacağına karar vermek zorunda. Yani maç maç Önder Karabeli kalsın mı gitsin mi gitmeli mi kalmalı mı bu tarzda bir strateji doğru değil. Yani bu maçı kazansaydı kalacaktı büyük bir ihtimalle ama Beşiktaş'ın aldığı her sonuca göre bir hoca tartışmasına girmesi de bence yanlış. Çok acil bir şekilde hemen bu bu hafta Beşiktaş kararını vermesi lazım. Yani ya hatta bu hafta da değil yarın öbür gün Beşiktaş diyecek ki sezon sonuna kadar Önder Hoca ile devam ediyoruz. Ya da anlaştığı teknik direktörü hemen bu hafta sonuna kadar getirecek. Çünkü bu hocanın ne yapacağı, hocanın kim olacağının belli olmaması aslında planların da ne olacağının belli olmamasına geliyor. Yani çünkü 16 17 tane oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş kısa vadeli plan mı yapacak? Beşiktaş'ın hedefi Türkiye Kupası'nı almak mı? Gelecek sezon şampiyonluk için yeni bir kadro kurmak mı? Bunların hepsi birer plan ve bu planı yapacak bir hoca lazım. Önder Hoca da yapabilir. Gelebilecek genç bir hoca da yapabilir. Avrupa'dan bir hoca yapabilir. Yerler olabilir yabancı. Bu bu ayrı bir tartışma konusu. Bununla ilgili video yapacağım zaten. Ne yapmalı Beşiktaş diye. Daha doğrusu üç büyükler ne yapmalı diye video zaten hazırlayacağım. Ama genel anlamda Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde hoca ile ilgili kararını vermesi ve planının da ona göre yapması lazım. Kısa vadeli hedefler mi? Süper Kupa, Türkiye Kupası onların hepsini alalım. Önemli olan bu seneki başarı mı? Yoksa gelecek sezon için bir kadro kurmak mı? Beşiktaş'ın önce buna karar vermesi lazım. Siyah beyazlar istediği puanı alamadı. Buradan iyi bir sonuçla çıksaydı bence Öndreçeli yüz yüz devam edecekti ama şu an biraz o konuda tartışmalı. Oyun anlamında, mücadele anlamında kötü değildi ama Beşiktaş'ın sezon başından bu yana bir kondisyon problemi var. Sezon başından bu yana içeriye topu atamama problemi var. Bu iki problem bu maçta biraz daha net bir şekilde gözüktü. Belki oyun, mücadele kötü değildi ama skoru alamadığın zaman o yaptığın mücadelenin de bir değeri kalmıyor. Videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi yılın son videosu değil bu. Bence böyle çekeceğim bir haftanın genel değerlendirmesi yapacağız. Daha sonra da yılın ilk günü ya da ikinci günü üç büyükten ne yapmalı diye bir video çekmeyi planlıyorum. Onu da belki e, yılın ilk günü yayınlayabilirim. Orada daha detaylı bir şekilde Beşiktaş ile ilgili uzun uzun ne yapılması gerektiği, hangi oyuncuların gelmesi, hangi oyuncuların gitmesi gerektiğine ilişkin e, kendi fikirlerimi de Yayınlarım diye düşünüyorum. Videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.